Bir telefon bağlantımız var. Alo. Evet, buyurun. İyi akşamlar. Alo. Yani buyurun. Ben hocama bir şey soracaktım da. Tabii ki, buyurun. Ben kan idrar söktürücü kullanıyorum. Vücudumda bayağı bir su eksilmesi olmuş tabii bu durumda. Bana fazla zararı olur mu olmaz mı diye hocamdan öğrenmek istedim. İdrar söktürücü kullanıyormuş. Zararı olur mu olmaz mı? Aa, nedir kullandığınız? Rakış kullanıyorum hocam. Şimdi kimyasal ilaçlar, mesela idrar söktürücü kimyasal ilaç kullanırsınız, iyi gelir ama velakin karaciğere zarar verir. Mideye, bağırsaklara zarar verir. Lenf sistemine zarar verir. Kimyasal ilaçların yan tesirini saymak için bu kitapta bu kimyasal ilaçların yan tesiriyle ilgili 11 bin ilacın yan tesiri Almanca. Şimdi dünyada insanlar artık kimyasal ilaç yerine bitkisel gıda takviyesi değil miyorlar? Avrupa'da, Amerika'da. Şimdi Almanya'da doktora gittiğinizde size hemen kimyasal antibiyotik, antidepresan, antihistaminik ilaç yazmıyor. Ne yapıyor? Bitkisel. Bütün dünya bitkiye dönüyor. Türkiye'de nedense bu konuda bir takıntı var. İnşallah bu takıntı da aşılır. Bu da bilinçsizlikten, eğitimi yok. Türkiye'de fitoterapi, bitkisel tedaviyle ilgili bir eğitim yok. Üniversitelerimiz yavaş yavaş bu konuda fakülteler açıyor, çalışmalar oluyor. İnşallah ileride daha iyi olacak. Türkiye bitki örtüsü bakımından dünyanın en zengin ülkesi ama biz ülkemizde yetişen bitkilerden habersizlik. Ne işe yarıyor? Ne işe yarıyor? Bilen yok. Neden bilmiyoruz? Niçin bilmiyoruz? İdrar yollarındaki problemlere karşı mesela idrar söktürücü kimyasal ilaç kullanırsın, karaciğerin gider. Dalak gider, böbrek gider. Bir de bakarsın diyalizli olursun. Ama altın başak otu, huş yaprağı, ayrık kökü, civan perçemi otu gibi bitkileri kullandığın zaman idrar sökücüye ihtiyacı yok. Kimyasal ilaca gerek yok. Bir iki günde problem ortadan kalkar, bir daha da kullanmaya gerek yok.